kalp ritim bozukluğu tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Dondurma tedavisi, bu çarpıntı türü nedeniyle iş ve sosyal yaşamı olumsuz etkilenen hastalar için kısa sürede iyileşme sağlayan önemli bir uygulama. Ritim bozuklukları arasında sık rastlanılan atrial fibrilasyon denilen sorun, yaşam kalitesini olumsuz etkilemekle birlikte bazı hastalarda inme ve ölüm nedeni olabiliyor. Türkiye'de sayılı merkezde yapılan bu işlem artık Çömü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ercan Akşit ve Doçent Doktor Uğur Küçük tarafından başarıyla yapılmaya başlandı. Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ercan Akşit, sıklığı gitgide artan inmelerin önemli bir nedenini oluşturan atrial fibrilasyonda soğutarak ablasyon işleminin gerçekleştirildiği hastalardan bahsetti. Bölgemizde yaşlılık ileri yaşın çok sık olmasından dolayı, ritim bozukluğunun da ileri yaşta artmasından dolayı çok hastamız var. Bundan önce hastalarımız daha çok il dışına gidiyordu. Bu soğutma sisteminin üniversitemizde mevcut olmasıyla beraber bu işlemi burada güvenle yapabilmekteyiz. İki gündür yoğun bir şekilde Uğur Hocam'la beraber hastaları tedavi ediyoruz. Çömü Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Uğur Küçük, hastalığın tedavisi hakkında bilgi verdi. Merkezimizde aktif olarak son 3 yıldır halk arasında iki türlü tedavi yöntemimiz var. Birisi yakma tedavisi, biri dondurma tedavisi. Rutin olarak aranan Ercan Hocamızla da 3 yıldır bu işlemi sürdürmekteyiz. Yakma tedavisi özellikle şöyle bir işlem. Hani oradaki bölge dokuya ulaşım, hani ritim bozukluğu yapan halk dilinde bir kanser hücresi denilen bir şey bu. Oraya yüksek derecelerde ısı verip o hücreyi tamamen yok ediyoruz. Dondurma tedavisi normalde hani bazı aylarda yapabiliyorduk ama özellikle son zamanlarda yeni bir cihaz aldık üniversitemize. Bu cihazla birlikte en son güncellemeyi birlikte yaptığımız zaman yine aynı mantık, yine hastalığa dokuyu buluyoruz. O dokuyu bu sefer ısıtacağımız yerine mesela -50 derece, -60 dereceye kadar dondurup o dokuyu tamamen yok ediyoruz ve hastalığa ömür boyu kurtulmuş oluyor. Ritim bozukluğu çok tehlikeli. Yani bazı hastalarda asemptomatik oluyor. Özellikle bu atrial fibrilasyon hastalarına asemptomatik olduğu zaman ya bu hastalarda ani ölüm oluyor ya da ani bir şekilde kalp krizi geçirip hayatını kaybedebiliyor. Hedef yerimiz kulakçık dediğimiz sol kulakçığa ulaşmamız gerekiyor. Kalbimize sağ taraftan ulaşıp buradaki anatomik bölgeyi haritalama yapıp daha sonra kalbini güvenli bir şekilde güvenli markalarda baz alarak sağ taraftan sol tarafa geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu gördüğümüz pulmoner vein dediğimiz hastalıklı dokular bunlar arkadaşlar. Hani akciğerden temiz kanı kalbimize getiren bu kulakçıklardaki toplar damarlarımız. Bunlardan 4 tane sistem var kalbimizde. Hepsini tek tek bulup bu şekilde gördüğünüz gibi bu tamamen bir pulmoner vein. Arkada gördüğünüz balon ve -50 dereceye kadar burada soğutma yapıp buraya tamamen iyileştirmiş oluyor. Doçent Doktor Uğur Küçük, geçtiğimiz günlerde Çömü Kardiyoloji Servisinde kalp ritim bozukluğu şikayetiyle başvuran 34 yaşındaki hastaya dondurma yönteminin başarıyla uygulandığını söyledi. Hastamız 34 yaşında erkek hasta. Az önce konuştuğumuz gibi bize sürekli ritim bozukluğuyla hani çarpıntı ataklı acil servise başvurup ilaç tedavisi altında takip ettiğimiz bir hastaydı. Dün hastamızı işleme aldık. Başarılı bir şekilde o hastalıklı dokuları tek tek yani 4 odağımızı da ortadan kaldırdık. Ve işlem ortalama 1 saat, 1,5 saat sürdü. Yani rutin olarak bir gece hastamızı takip ediyoruz. Ertesi gün ortalama hani 24 saat geçtikten sonra aynı günde herhangi bir sıkıntı yoksa hastamızı önce ayağa kalktığını yürütüyoruz. Medikal tedavisi düzenleyip aynı günde hastalara tabur ediyoruz. Son 5 senedir bu hastalıkla uğraşıyordum. Devamlı ritmim bozuluyor, hastaneye yatıyordum. Daha sonra şeyde kalmak zorunda kalıyordum, yoğun bakımda. En son hocamla tanıştım, çok sağ olsun kendisine. Böyle bir ablasyon tedavisi olabileceğini, bundan kurtulabileceğimi söyledi. Gelirken çok kaygılarım vardı. Normalde çok korkuyordum ameliyat olmaktan. Ama sağ olsun hem ekibi hem kendisi çok ilgilendi, yakından ilgilendi. Yaptığı tedavide hiç ağrı sızı çekmeden çok şükür iyileştik. Ben hocamla çıktığımda şunu söyledim. Daha önce benim kalbim dizel motor gibi çalışıyordu, şimdi elektrikli motora geçtim. Yani kalbim artık hissetmiyorum, normalde hiç hissetmediğim an yoktu. Şu an gayet iyiyim. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Dondurma tedavisinin uygulandığı hastayı ziyaret eden Çömü Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doktor Hasan Ali Kiraz, Çömü Hastanesi'nin bölgemizde kardiyoloji alanında lider hastane olması için çalıştıklarını vurguladı. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Hocalarımızı da tebrik ediyorum. Bu özellikle kardiyolojinin yaptığı invaziv girişimlerde hastane yönetimi olaraktan ekipman yönünde desteklerinizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve bölgemizde kardiyoloji alanında lider hastane olma yolunda hızla ilerlemeyi devam ettireceğiz.